sorunun çözümü ancak AK Parti'nin dışında herhangi bir belediye gelirse, yani herhangi bir belediye başkanı gelirse AK Parti'nin dışında bu sorunlar çözülecektir. Ama özellikle burada bu dönemki çözümü, en büyük çözümü çözecek olan Mustafa Avcı'dır. Yani herkese hitabı çok güzeldir. Çok güzel hitap ediyor. İnsanların iç içine dolaşıyor. Mustafa Avcı, yani onun belli bir mevkisi vardı. Geldiği yer bellidir. Yaptığı çalışmalar bellidir. Bütün halk da onu tanıyordur. Mustafa'nın yapacağı çok şeyler vardır. Ancak Dilovası'nda Mustafa gibi biri gelirse biraz hizmet yapabilir. Örneğin bizim bu belediye binasını yıkmışlar. Bir seneden fazla da yıkmışlar. Harabe halinde, şu anda harabe halinde görüyorsunuz. Ama Mustafa abici gelirse şu şekil bir bina yapacak bize. Bir partili olarak söylemiyorum, ben bunu bir halk olarak söylüyorum. İnşallah değişecek. Benim çağrım halka, diyorum ki gelin hep birlikte bu belediyeciliği değiştirelim. Temiz bir ele geçsin belediye. En azından bizim çoluk çocuğumuzun geleceği olur. Bizim geleceğimiz olmadı, en azından çocuklarımızın geleceği olur. Burası sanayi bir kent, paranın pulun olduğu bir memleket ama hizmet olarak sıfır. En büyük hizmetin burada olması gerekirken burada hiçbir hizmet yok yani. Sadece gösteriş var, başka hiçbir şey yok. Hizmet sıfır, işsizlik sıfır. Gençlerimiz hep bataklığın içinde, çalışmıyor. Çalışanlar da hep dışarıdan geliyor. Yani Dilovası'nın insanı buranın fabrikalarında çalışmıyor. %10'u çalışıyor ya da çalışmıyor. Aslında para Dilovası'nda, bütün hava kirliliğini Dilovası çekiyor, bütün pisini Dilovası çekiyor ama Dilovası'nın gençleri çalışmıyor buranın fabrikalarında. Yukarıda kaç bin kişilik organize sanayi kurulmuş, gitsen baksan Dilovası'nın gençleri yok yani. Sıfır. Bunun sebebi de başımızdaki iktidardır yani. Hep yandaş, yandaşların hep işleri veriyorlar yani. Rant var. Burada çok büyük bir rant var. Hava kirliliği desen zaten almış başını gidiyor. 4 seçimdir hükümetin elinde burası ama hiçbir hizmet yok yani. Kesinlikle hizmet sıfır. Örneğin burada belediye binamız vardı. Belediye binamızı yıktılar. Şu an belediye binamız yok. Şurada AK Parti ilçe binası var. Altına zabıtayı yapmışlar. Yani buradan Allah bilir aylık ne kadar kira alıyorlar devletten. Yani şirketleşmiş bir sistem var burada. Zaten AK Parti'nin geldiği süreçte dediği şey şirket gibi yöneteceğim ülkeyi. Dilovası'nı da şirket gibi yönetiyorlar yani. İnşallah DEM Parti ile bu hizmet gelecek. Zaten bütün gözler devlet olarak hepsi bizim partimizin üzerinde. Onun için biz ne kadar birlik beraberlik olursak hizmet DEM Parti ile inşallah gelecek. Halkımıza birlik olun. Birlikte olun, DEM Partili olun diyorum. Yıllardan beri Dilovası'ndayım, esnafım yani. Burada herhangi bir çalışma, herhangi bir iş yok yani. Bir belediyemiz vardı, onu da yıktılar, elimizden aldılar yani. Büyük bir bütçe var ama doğru kullanılmıyor yani. Herkes kendi yanında olan insanlara kullanıyor. Yıllardan beri benim gördüğüm bu yani. Hep yani iktidarın yanında, belediye başkanı yanında kim varsa onlar bir yerlere geliyor. Ama normal halkta hiçbir şey yok. Benim oyum HDP'nindir, DEM Parti'nindir. Tamam, Dilovası'nda yaşıyoruz ama ülke genelinde de bildiğimiz bir şey var. Türkiye belediyeciliği Mezopotamya'dan öğrendi. Yani DEM Parti'den ödendi. Ben bilmiyorum ki BDP gibi belediyecilik yapan bir belediye, ben inanmıyorum yani. Çünkü doğuyu da görüyoruz. Adamlar 3 ay ya, 3 ay belediyede kalıyor, çehresini değiştiriyorlar ya. Kayyum atanmadan 3 ay kalıyor, şehrin çehresini değiştiriyorlar ya. 3 ayda burada Mustafa Avcı'ya şans versinler, ben inanıyorum yani. Dilovası'nı bambaşka bir şey yapar ya. Ben inanıyorum yani. İnşallah bu sefer alacağız yani. %90 hatta %100 alacağız bu sefer yani. Aslınıza dönün. İnsan yani, ya insan kendini nasıl satar ya? İnsan kendi satmaması lazım. Bir oya adam dinleyin bana gelmiş. AK Parti diyor, adam başı 5000 lira dağıtıyor. Ya bu kadar ucuz mu insanlık? Ya 5000 lira için mi yani ya? 500 lira market kârı dağıtıyor. Ya bu kadar ucuz mu ya? Ben 25 yıldır burada ikamet ediyorum. Burada buranın genci gidip Gebze'de bir eğlenmek için, bir ne bileyim, bir sosyal aktivite yok burada. Gebze'ye gidiyor ve nasıl söyleyeyim, yani adliyede olsun, kaymakamlık olsun, şey olsun, hep işimizi Gebze'de görüyoruz. Ben hizmete göre veririm. Şu an Mustafa Avcı'nın gerçekten projelerine bakıyorum, çok güzel. Yapacağına da inanıyorum. Çünkü yani yapmış adam. Van'da yapmış. Öncelikle bizim
Kürt halkı kendi iradesine sahip çıksın. Kendi partisine sahip çıksın. Çünkü AK Parti onlara her zaman zulüm olacak. Memlekette beşi çete olayı var ya. Evet. Biri olsa da beşi çete olayı var herhalde. Ona inanıyorum. Bu beşi çeteden dolayı herhalde çok fazla ileriye gidecek bir şey yok yani. Mustafa Başkan, Şevin Başkan'la beraber devireceğiz inşallah.